İngiltere Premier Lig'de 2012-2013 sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bugün günlerden 20 Temmuz ve takımlar şimdiden Uzak Doğu'daki, Avrupa'daki hazırlık kamplarına başladılar. Maçlar da yapmaya başladılar ufak ufak. 18 Ağustos'a doğru geri sayım başladı. 20 Temmuz itibariyle tabii ki daha çok sular akacak bir transfer penceresindeyiz. Ama şimdiye kadar neler oldu onu bir özetleyelim istedik. Arsenal'da başlayalım. Arsenal'da tabii en önemli problem Van Persie'nin kontratını yenilememesi oldu. Mayıs ayında bunu zaten belli etmişti. Uzak Doğu'ya giden Arsenal kampında Van Persie yer almıyor. Bugün itibariyle Manchester United'ın verdiği teklif geri çevrildi Arsenal tarafından. Manchester City ve Juventus'un da Van Persie için teklif verdiği biliniyor. Arsenal'ın da en az 20 milyon pound ve daha üstünü almaya çalıştığı söylenenler arasında. Ama Van Persie çok büyük ihtimalle Wenger'in kadrosunda yer almayacak. Büyük bir eksiklik. Onun yerine iki tane transfer var Arsenal'da şimdiye kadar. Lukas Podolski, Alman milli takımının orta saha oyuncusu 13 milyon euroya Arsenal'lı oldu. Bir başka transfer Fransız golcü Giroud, o da 15 milyon euro karşılığında Arsenal'da forma giyecek. Bakalım Van Persie'nin yerini doldurabilecek mi? Van Persie'nin en önemli itirazlarından biri Arsenal'ın ileriye gitmesi konusunda kulübün yönetimiyle aynı fikirde olmamasıydı. Bakalım kim haklı onu göreceğiz. Chelsea'de İse Di Matteo ile devam var tabii. Menajer Di Matteo aslında Villas-Boas'tan boşalan yere yardımcısı olarak vekaleten bakıyordu. Artık bu sene Chelsea'de yeri sağlam. Lille'den Hazard'ı da en sonunda Premier Lig'de izleteceğiz. Chelsea sayesinde 40 milyon euroluk bir transfer bedeliyle Hazard artık Chelsea'de. Bir başka transferi, yine dikkat çeken transferi Chelsea'nin, Marco Mann, o da Werder Bremen'den katıldı mavillere. 8 milyon euro karşılığında. Tabii Chelsea'nin daha dolaşan, dedikodu olarak dolaşan 2-3 tane çok önemli ismi daha var. Ama bu klip anlamında sadece biten ve hatta forma numaraları bile belli olan oyunculara yer verdik. Liverpool'da hoca değişikliği oldu. Oraya geçelim. 8. bitirdiler ligi ve Dalglish gitti. Bugün Alex Ferguson'un yaptığı açıklamada Dalglish'in gitmesini futboldan ziyade Evra ile Suarez'in arasında yaşanan tatsızlık olduğu ve önemli olarak da Suarez'e sahip çıkıp daha sonra geri adım atan Dalglish'in, zor durumda kalan Dalglish'in kulüp tarafından dışlandığı şeklindeydi. Neden ne olursa olsun Swansea'nin geçen sene başarılı hocası Brendan Rodgers artık Liverpool'un başında. O da şu ana kadar tek transfer yaptı. Roma'dan Barini'yi aldı. Genç futbolcuyu 14 milyon euro karşılığında Liverpool renklerine bağladı. Eski öğrencisi aynı zamanda. Bununla ilgili transfer köşesinde, profil köşesinde ayrı bir videomuz var. Onu da izlemenizi öneririm. Barini'yi tanıtan. Manchester United'da son sezonlarla aynı paralelde biraz daha sessiz devam ediyor. Geçen seneden de Jones'u katmıştı. Yine genç bir futbolcuydu. Bu senede Nick Powell, Crewe Alexandra'dan Manchester United'a geldi. 3.75 milyon euroluk bir bedel var. Genç futbolcu için yüksek bedel. Hatta oyun ve maç başınalarla beraber 6 milyon pound'a kadar çıkacak bir anlaşma bu. Nick Powell için çok önemli bir adım. Ferguson'un da yeni gözdelerinden biri olabilir. Orta sahada gole yakın oynayan Nick Powell. Aynı şekilde Nick Powell'la ilgili videomuzu da izlemenizi öneririm. Diğer isim de Borussia Dortmund'un başarılı golcüsü ve tabii şampiyonlukta büyük payı olan Japon Kagawa. O da 15 milyon euro karşılığında Manchester United'a geldi. Onunla ilgili de bir videomuz var. Kagawa'yı da yakından tanımanızı tavsiye ederim. Bu sene oldukça ismini duyacağız diye düşünüyorum Manchester United'da.
Tottenham'da ise Redknapp kovuldu. Onun yerine Chelsea'den geçen sene kovulan Villas-Boas geldi. André Villas-Boas'ın yeni dönemi iki tane transferle başladı. Hoffenheim'ın İzlandalı orta saha oyuncusu Sigurdsson artık Tottenham'da. Ajax'ın da Belçikalı defans oyuncusu Vertonghen geldi. Beyaz mavili takıma. Modric'in durumu hala belli değil. Ama Gareth Bale'le anlaşma sağlandı. O da takımda kaldı. Villas-Boas'ın ikinci premier macerasında. Bakalım Tottenham geçen sene dördüncü olmasına rağmen Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kupasını almasından sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak bu sene. Yine o dört arasında yer alacak mı? Onu göreceğiz. Manchester City'den henüz ses soluk yok ama çok büyük miktarda nakidi olan bir kulüp. Dolayısıyla mutlaka bir takım bombalar patlayacaktır bu günle ligin başlayacağı gün arasında. İşte onlardan bir tanesi zaten Arsenal'ı anlatırken değindiğimiz Van Persie, onun peşindeler ve birçok isim tabii medyada dolaşıyor. Diğer takımlara da çok kısa bakarsak Queens Park Rangers'da Manchester United'ın Koreli futbolcusu Park Ji-sung yer alacak gelecek sene. Marcus'un bir başka transferi Fabio de Silva ikizlerden birini de Manchester United'dan aldı. Fulham'dan Andrew Johnson aldı. Queens Park Rangers bu sene yaşadığı kabusu gelecek sene yaşamadan ligde ayakta durmaya çalışacak. Yeni takım Reading, Londra'nın güneyindeki bu küçük kasaba takımı çoktandır, 2 senedir FA Kupası'nda büyüklere kök söktürüyordu. Onlar Stuttgart'tan Pognedelka'yı aldılar ve serbest transferde aldılar. Newcastle'dan aynı şekilde Guthrie'yi renklerine bağladılar. Reading'in aldığı futbol sayısı oldukça fazla. Bakalım yeni kadroyu nasıl belirleyecekler ama her durumda Reading'in Premier Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum. Ben şimdiden gözükenler ışığında. Sunderland'da ise Martin O'Neill, Aston Villa'daki eski öğrencisi İspanyol Coelho'yu kadroya aldı. Onu da gelecek sene Sunderland'da izleyeceğiz. West Bromwich Albion'da kaleci Ben Foster var. Artık Birmingham City'nin efsane kalecisi, tecrübeli kalecisi. O orada oynayacak. Ve Fulham'dan benim çok beğendiğim Wigan'ın aslında neredeyse her şey gibi olan Rodiega Fulham'da Martin Yol'un öğrencisi oldu. Şimdilik 20 Temmuz itibariyle ana hatlarıyla gidenler gelenler bunlar. Tabii gelecek haftalardaki gelişmelerle yine karşınızda olacağız.